Merhaba arkadaşlar, ben Alper Genç. Bu videoda sizlere en iyi 5 WordPress eklentisinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımda WordPress altyapısıyla bir site kurduk. Onun özelleştirmelerini yaptık. Şurada sol üstte çıkan linkten görebilirsiniz daha önceki videomu. Şimdi bu videomda ise WordPress'in içinde gerekli olan en iyi eklentiler, yani en iyi 5 eklentiden bahsedeceğim. Bunlar benim de sitelerimde, yani web sitelerimde kullandığım eklentilerdir. Size WordPress içerisinde onların ekran görüntülerini de göstereceğim. Böylelikle kolaylıkla indirip kullanabilirsiniz. WordPress içerisinden de indirip kullanabilirsiniz. Yine temalarda olduğu gibi. Harici olarak tarayıcıdan indirip eklentinizi zip dosyası şeklinde ekleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar belirtmek istediğim bir nokta var. WordPress'te mümkün olduğunca az eklenti kullanmaya özen gösterin. Çünkü eklenti sayılarınız arttıkça sitenizde yavaşlama olur. Daha sonra bu eklentileri silseniz bile o eklentiler yer edindiği için, o eklentilerin dosyaları kaldığı için o dosyalar da ilerleyen zamanlarda yine yavaşlamaya sebep olacaktır. Mümkün olduğunca ilk baştan az dosya kurun. Eğer ileri seviye WordPress kullanıcıysanız zaten bu videoyu izlemiyorsunuzdur bile. Onlar dosyaları kök dizinden, WordPress tabanından bile silmeyi bilen kişilerdir zaten. Şimdi gelelim en iyi 5 WordPress eklentisine. Birinci eklentimiz şu an WordPress panelimde eklentilerden yeni ekle diyorum. Benim listemde var ama yeniden size, sizin için arayıp kuracağız. Birinci eklentimiz WP Supercache. Şöyle arıyorum. WP Supercache aradık. Gördüğünüz gibi şu eklenti hemen yükle diyor. Bu eklentiyi bu sistemde daha kullanmadım. Yani uzun süredir siteyle uğraşmıyorum açıkçası. Blogum, kişisel blogum bu alpergenç.net. Burada etkinleştir diyorsunuz ve ayarları var. Bunun için özel bir video çekeceğim zaten size. Ama eklenti bu. Bilginiz olsun. WP Supercache eklentisini WordPress'inize yükleyip kurduğunuz zaman sitenizdeki dosyaların ön belleğini alıyor ve tarayıcılarda daha hızlı açılmasını sağlıyor. Google'un PageSpeed Insights, yani site hızı ölçme motorlarında da oldukça iyi rakamlar çıkarıyor. Yani iyi performanslar çıkarıyor. Şimdi gelelim ikinci eklentimize. İkinci eklentimiz Yoast.seo. Yoast.seo'yu da eklentiler yeni ekle kısmından arama yapıyoruz. Eklentimiz bu arkadaşlar. Bende yüklü olduğu için bu şekilde görünüyor. Ve yine buradan şu etkinleştir kısmındaki yükle seçeneği, yani hemen yükle seçeneğine tıkladıktan sonra WordPress'inize kuruluyor. Sonrasında sol panelde, sol taraftaki barda panelde bir tane SEO ikonu da görüyorsunuz. Bu ikona tıkladıktan sonra site içi SEO'nuzu, site dışı SEO'nuzu çok güzel bir şekilde, yani zaten sizi yönlendiriyor SEO. En kullanışlı SEO eklentilerinden bir tanesidir. Şöyle kısaca bakalım, göz atalım SEO'ya neler var içinde. Features diyorum. Web yönetici araçları var. Burada Baidu, Bing, Google ve Yandex arama motorlarına sitenizi kaydedebiliyorsunuz. Ve linklerini buraya yapıştırdığınız zaman doğrulama yapıyorsunuz buradan. SEO eklentisi de olmazsa olmazlardan bir tanesiydi WordPress'te. Şimdi geçelim 3. eklentimize. 3. eklentimiz Renome WP Login. Bu eklentiyi kısaca anlatayım arkadaşlar. Şöyle sitenize giriş yaparken, yani WordPress panelinize giriş yapmak için siteniz / WP Admin yazarak giriyorsunuz. Daha sonra orada kullanıcı adı ve şifrenizi yazıyorsunuz WordPress giriş esnasında. Bu eklenti sayesinde buradaki WP Admin, buradaki WP Admin'i değiştirip buraya slash'tan sonra örneğin Alper, Ahmet, Mehmet, 07 işte rakamlarla, harflerle yeni bir admin panel giriş uzantısı oluşturuyorsunuz kendinize. Böylece sitenizin çalınmasına karşı bir önlem almış oluyorsunuz. Yani sizin sitenizi gören biri direkt işte alpergenç.net/wp-admin'dir deyip şifreyi zorlamıyor sadece. Aynı zamanda admin paneline girmek için de buraya yazmış olduğunuz yazıyı bilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, 4. eklentimiz de Better Light Revision. Bu eklentiye tıkladığım zaman bunun ikonunu, eklenti ikonunu bulamadım. Bulunca koyacağım buraya da. Eklentiler arasında aradım, orada da bulamadım. Bu uygulamanın yaptığı şey ise silinen sayfalarınızın WordPress veri tabanında oluşturmuş olduğu ön belleklerin yer kaplamasını önlüyor. Yani o yer kaplayan ön bellekleri bu eklenti sayesinde komple silebiliyorsunuz. Yani sitenizin kök dizininden çekip alıyorsunuz. Yapacağınız harekette, yani yapmanız gereken sadece Check Revision Post seçeneğine tıkladıktan sonra, az önce temizlemişim zaten ben. Eğer orada 20-30 tane yazıp da sildiğim yazılar olsaydı onları temizleyecekti. Onun görevi de bu. Ve son eklentimiz arkadaşlar 404.to301 adında şu an ekranda görüyorsunuz. Bu eklenti sayesinde ulaşılamayan sayfalarınızı ana sayfanıza yönlendirebilirsiniz. Yani örneğin bir URL oluşturdunuz. Bir süre URL diyeyim, yani bir sayfa oluşturduğunuz bir süre yayında kaldı ve sildiniz.
Sildiğiniz sayfaya geliyor hala insanlar ve bu sayfa bulunamadı yazısıyla karşılaşıyor. Bunu önleyip isterseniz bunu ana sayfanıza çevirebilirsiniz. En son güncellemelerde 404 sayfalarında olması gerekiyor diye hatırlıyorum ama yine de sizi yönlendirme yapmak isterseniz bu eklentiyi kullanabilirsiniz. Yani 404 sayfayı durduruyor. 301 yönlendirmesiyle ana sayfaya veya istediğiniz sayfaya yönlendirebilirsiniz. Bu da bu eklentide bu işe yarıyordu. Umarım faydalı ve yararlı video olmuştur. Bir sonraki videomuz en iyi WordPress temaları olacak. Benim de kullandığım ve memnun olduğum güzel WordPress temalarından size birkaç tanesini tanıtacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.